Herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölümde papatya bebeğimin saçlarını nasıl yaptığımı anlatacağım. Peruk şeklinde yapıldı. Çok zor değil arkadaşlar. Çok da uzun sürmüyor. Birazdan ne kadar ip kullandığımı da göstereceğim size. Söyleyeceğim. Gayet keyifli bir model. Çok da dolgun duruyor. Bu şekilde. Şimdi başlamadan önce sizden yine kanalıma abone olmanızı, yorum ve beğenilerinizle de destek olmanızı bekliyorum. Şimdi hemen peruk yapımına geçeceğim. Peruğunu yapacağız şimdi. Peruğunda arkadaşlar kahverengi ip kullandım. Bu kadar kaldı bir yumaktan. 100 gram ipten. Yani 75 gramını herhalde kullandım. Tartamadığım için bilemiyorum. Bu kalan ipim. Ama bir yumak gitmiyor. Elimde de böyle bu renk yumağım var. Bu kez bu iple yapacağım. Yetecek diye düşünüyorum. Çünkü üzerinden biraz kullanılmış. Tığ olarak taban kısmında 2 milim kullanacağım. Şu taban kısmında 2 milim kullanacağım. Saç tellerinde de 2,5 milim kullanacağım. Saçımız yoğun görünse de arkadaşlar o kadar uzun sürmüyor. Yani saç telimiz az aslında. Ama tekli trabzanla yaptığım için yoğun görünüyor. Şurada alt kısımda 24 tane saç telimiz var. Tepe kısmında da 20 tane var. Yani çok yoğun olmayan ama görünüşü gayet yoğun görünüyor. Sık iğne değil, tekli trabzan saç tellerimizi yaptığımız örgümüz. Şimdi geçeceğim yapılışına. Sarı ipimi aldım arkadaşlar. Renk kodlarını videonun altında açıklama kısmına ekleyeceğim. 493 numara. Bu renkte 499 numara. Alize Cotton Gold. Yine de videonun altında açıklama kısmında yazacağım arkadaşlar. Şimdi sihirli halka yapıyorum. Bir zincir çektim. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 Halkamı sıkıştırdım. İlk sık iğnenin içine ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bu sıradan sonra bu sırayla birlikte arka loblarına batacağız arkadaşlar. Bakın. Arka lobuna batacağım. Böyle değil. İkisine birden batmıyorum. Arkadaki halkasına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir tane daha batıyorum. Çift yapıyorum. Her bir halkaya, her bir sık iğnenin üstüne çift yapacağız. Yalnız arka halkalarından batarak yapacağız. Çift sık iğne. Altı tane çift yapacağım. Altı. Şimdi ilk sık iğneye ilmek kaydırma yapıyorum. 6 tane çift yaptım. Şimdi bu iki sırada sık iğne ile yaptık. Bundan sonraki 3 sırada da tekli trabzanla yapacağım. Üzerine doluyorum. Arka lobuna batıyorum yine. Tekli trabzan üçünü birlikte çektim. Aynı yere bir tane daha. Çift yapacağım. Burada da
12 tane çift yapacağım. Her bir sık iğnenin arka lobuna çift tekli trabzan yapacağım. Şimdi böyle tamamlayacağım. Her birine çift yaparak buraya kadar öreceğim. 12 tane çift yaptım. Burada ilk trabzanın üstüne, zincirin üzerine değil arkadaşlar, şuradaki ilk trabzanın üstüne ilmek kaydırma yapıp birleştiriyorum. Sayım 24 oldu. Şimdi tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Yine arka lobuna aynı ilmek kaydırma yaptığım yere batıyorum. Arka lobuna batıyorum. Tekli trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. 2 tane çift yapıyorum. Arka loblarına batacağız. Yalnız bu o tekli trabzanların arkasına batarken arkadaşlar şöyle batabiliyoruz. Bunların yapısı gereği böyle batabiliyoruz. Daha esnek olmuyor. Şu arka lobuna battığımız zaman delik oluşmuyor, yani daha güzel oluyor. Şimdi burada bir tane yaptım sıradakine. Önce tek yaptım, çift yaptım, tek yaptım. Şimdi sıradakine bakın, yine böyle batıyorum. 2 tane yapıyorum. Çift. Sıradakine arka lobuna batarken zaten hemen tığım oraya giriyor arkadaşlar. Bir tane yaptım. Bir tek, bir çift yapacağım. Sıradakine çift. 2 tane. Sıradakine tek. Yanına çift, bir tek, bir çift şeklinde bu sıramı tamamlayacağım. Bakın ön tarafta şurada delik oluşuyor bakın, ama böyle battığım zaman, yani arkadan alarak battığım zaman şuralarda delik oluşmuyor arkadaşlar, daha tok duruyor. Böyle devam edeceğim. Bir tek, bir çift trabzan, tekli trabzan şeklinde sıranın sonuna kadar 12 kere bunu tekrarlayacağım. 12 kere bir tek, bir çift yaptım tekli trabzan olarak. Şimdi bakın, trabzanın üstüne tığımı geçirip ilmek kaydırma yapıyorum. Bir, iki tane zincir çektim yine. Arka lobuna batıyorum. Tekli trabzan. Şimdi yanındakine geçiyorum. Yine tekli trabzan. Sıradakine çift tekli trabzan. İki tane yani. İki tek, bir çift yapıyorum. Bir, iki. Sıradakine çift. İki tek, bir çift. Bir, iki. İki tek, bir çift. 12 kere tekrarlayacağız. Sıranın sonuna kadar iki tek, bir çift tekli trabzan şeklinde tamamlayıp geleceğim. Tamamladım sıramı. Yine şuraya ilk trabzanın üstüne ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Burada arkadaşlar sayım 48 trabzana çıktı. Bir alt sırada 36 trabzandı. Şimdi saç tellerini yapmaya başlayacağım. Onun için bu 2 milim tığımı bırakıyorum. 2,5 milim tığımı alıp devam edeceğim. Saç tellerini artık bununla yapacağım arkadaşlar. 1, 2. Burada zincir çekeceğim. 70 tane
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Devam edeceğim. 70 tane zincir çekip geliyorum. Zincirimi çektim. Şimdi üzerine doluyorum. 1, 2, 3. Bakın. 3. zincire batacağım. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3. Üzerine dolayıp 3. zincire batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tekli trabzan. Her bir zincirin üstüne bir tane. Bu şekilde. Tekli trabzan. Böyle tamamlayacağım arkadaşlar. Bukle de bu tarafa doğru kıvrılıyor bakın. Böyle. Bunun yönü farklı olunca arkadaşlar daha farklı bir görüntüsü oluyor. Onu bittikten sonra göstereceğim. Şimdi bu şekilde yani ördüğümüz sol tarafa doğru bu tarafa doğru kıvıracağım. Bakın zaten şöyle elimle yön verdiğim zaman öyle kıvrılıyor. Sıra sonuna kadar aynı şekilde doldurup tamamlayıp geleceğim arkadaşlar. Her bir zincire batıyoruz. Zincirin arka kanadına yani tek kanadına batıyoruz. Bakın şu şekilde dönüyor. Buraya kadar tamamlayıp geliyorum. Bakın bu şekilde saç telim oldu. Son zincire kadar yaptım. Bir tanesini atlayacağım. Her birine yapmıyorum arkadaşlar. Burada 48 tane sayımız 48 trabzan var. 48 tane olmayacak. 24 tane olacak. Onun için bir tanesini atlıyorum. Yanındakine batıyorum. İlmek kaydırma. Ve tekrar 70 tane zincir çekerek buklemi yapacağım. 3. zincirden başlayacağım. 70 tane trabzan yapacağız. Az önce size söylediğim şey buydu arkadaşlar. Bakın bu tarafa doğru çevirdiğiniz zaman buklenin görüntüsü böyle oluyor. Makarna gibi. Bakın. Bozulmuyor. Şimdi diğer tarafa doğru yönlendirdiğimiz zaman bakın mesela bu tarafa doğru. Ben bunu yapalı bayağı oldu arkadaşlar. Yani hiç bozulmuyor. Bakın şöyle bir görüntüsü var. Aşağı kısım makarna gibi. Böyle. Yalnız bunu bu tarafa doğru çevirdik. Yaparken bakın burada gördüğünüz gibi böyle çevirdim. Şimdi diğer tarafa çevirerek size farkını göstermek istiyorum. Bakın böyle şuradan göstereyim. Şimdi bunu açıyorum. Yani şöyle elimle düzeltiyorum. Ters tarafa doğru yapıyorum. Bakın o zaman nasıl oluyor? Bu şekil oluyor arkadaşlar. Ucu böyle kıvrılıyor. Ben daha önce Yeliz bebeğimde bu tarafa doğru kıvırmıştım. Ama onu fark etmemiştim arkadaşlar. Şimdi bunu örerken yönü fark edince buklemizin şekli de değişiyor. Bakın böyle oldu. Daha kısa oluyor. Tekrar bunu bu tarafa doğru
Bana doğru çevirdiğim zaman yine eski haline dönecek. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde. Tabii üst kısmı biraz açtığım zaman böyle oluyor. Yani istediğiniz gibi kıvırabilirsiniz ama böyle yapınca görüntü bu şekilde oluyor. Gayet de güzel duruyor. 70 zincir üzerine yapıyoruz. Saç tellerimizi 70 zincir çekip 70 69 tane tekli trabzan oluyor arkadaşlar. 68 zincirle birlikte 69 oluyor. Bir tane atlıyorsunuz, yapıp geldikten sonra bir tane atlıyorsunuz, yanındakine bağlıyorsunuz. Yapıp geliyorsunuz, bir tane atlıyorsunuz, yanındakine bağlıyorsunuz. Yani bir tane trabzan ara vererek yaptığımız zaman sayımız 24 tane tel saç teline ulaşacak. 24 tane saç telimiz olacak arkadaşlar. İlk alt sırada. Şimdi ben onları tamamlayıp geliyorum. İlk sırayı tamamladım. Bu sırada 24 tane saç telimiz oldu. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. Şöyle biraz yaklaştırayım arkadaşlar kamerayı. Şimdi şu sıraya yapmayacağım arkadaşlar. Bakın ikinci sırayı yapmayacağım. Saç tellerini şu sıranın aralarına ve bu sıraya yapacağım arkadaşlar. Şöyle, böyle, böyle, böyle bu şekilde ara vererek şu sıraya ve bu sıraya bağlantı yapacağım. Şurada çok açıklık kalmasın istiyorum arkadaşlar. O yüzden öyle bir yöntem uygulayacağım. Şimdi ipimi şuraya bağlıyorum. Hemen ilk sık iğneye bağlayacağım. Yani yan tarafa geçiyorum arkadaşlar. Hiç zincir falan çekmeden. Bakın buradaki ilk trabzanın üstüne ilmek kaydırma yaptım. Burada zincir çekeceğim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Zincir çekeceğim. Buklemi yapacağım. Sonra bu sırayı atlıyorum. Şu sıraya bağlantı yapacağım. Şuradaki 1, 2, 3 tane atlayıp 4.'ye batacağım arkadaşlar. Şuraya bağlayacağım. Buraya buklemi yapacağım. Sonra şuraya bağlayacağım. Bu sıraya bağlantı yapacağız. Bu sıraya. Şimdi ben bir tane saç telimi yapıp geliyorum. Daha sonra göstereceğim tekrar. Buklemi yaptım arkadaşlar. Şimdi bunu bakın buraya bağlayacağım. Bu sıraya bağlamıyorum hiç. Bu sıraya bağlamıyorum. Şu sıraya bağlayacağım. 1 1 2 3 tane atlıyorum. 4. halkaya bağladım. İlmek kaydırma yapıyorum. Şimdi yine 70 tane zincir çekeceğim. Saç telimi yapacağım, yapacağım. Sonra aşağıya bağlayacağız arkadaşlar. Onu da yapıp göstereceğim. Bir tane daha yapıp geliyorum. Saç telimi ördüm arkadaşlar. Bakın. Buraya bağlamıştım. Saç telimi yaptım. Şimdi aşağı sıraya, ilk sıraya bağlayacağım. Şuradan bakın buradan ilk battığımız yerden sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane atlıyorum. 7 tane atlıyorum. 8.sine batıyorum. Aşağıdaki sıranın trabzanların üstüne 8. trabzana batıyorum. Şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar 70 tane zincir çekeceğim. Bakın arkadaşlar şöyle anlatayım. Aşağıdan atlarken 7 tane boşluk atlayacağım. 7 tane trabzanın boşluğunu atlayacağım, yapacağım. 70 zincir çekip buklemi öreceğim. Sonra buradan bakın ördükten sonra buraya üst sıraya geçeceğim. 1, 2, 3 tane atlayıp buraya ilmek kaydırma yaparak birleştireceğim.
Bunu buraya birleştireceğim. Sonra yine öreceğim. Sonra buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane atlayıp 8.ye buraya bağlayacağım. Buraya bağlamıştım. Sonra yaptıktan sonra buraya bağlayacağım. Sonra yine saç telimi öreceğim. Sonra buradan 1, 2, 3 tane atlayıp 4.ye buraya batacağım. Yani şöyle çapraz bir şekilde buraya. Şimdi böyle buralara yapacağım. Şu araya hiç batmıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle şuradaki açıklığı biraz daha kapatmak için oraya bağlantı yapıyorum. 6 tane oraya, 6 tane de buraya yapmış olacağız. 12 tane saç teli olacak bu sıra sonunda. Yani 6 tane alt sıraya bağlayacağım. 6 tane de bu sıraya bağlayacağım. 12 tane yapacağım. Böyle buraya kadar tamamlayacağım arkadaşlar. Aynı şekilde ikinci sıraya da tamamladım arkadaşlar. Bakın. Böyle. Bir üstten bir alttan alarak dediğim şekilde tamamladım. Son bukleyi buraya yaptım arkadaşlar. Bağlantı yaptım. Sonra zincir çekip buklemi yaptım. Şimdi bunu bu sıraya bağlayacağım. Bakın şuna. Şuraya ortasına batıyorum. Bu sıraya bağlıyorum. Buklelerimizi bu sefer şuraya ve ortadaki 6 tane halkaya bağlayarak yapacağız. Buraya böyle 4 tane buraya, 4 tane de buraya yapacağım arkadaşlar. Yani toplam 8 tane daha yapacağız. Şimdi zincir çekeceğim arkadaşlar. Şuraya bağlayacağım. Zincir çekeceğim. Saç telimi öreceğim. Birinci sıradaki bakın şu 6 tane sık iğnenin önde kalan halkasına batacağım. Ben buklemi yapıp geleyim arkadaşlar. 70 tane zincir çekiyoruz. Biliyorsunuz. Saç telimi yaptım. Şimdi bunu dediğim gibi bu sıraya yapmıyoruz arkadaşlar. Şu ikinci sıraya yapmıyoruz. Birinci sıranın halkasına bağlayacağız. 6 sık iğne var orada. Bakın buraya ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar saçımı öreceğim. Aşağıya bağlayacağım bu kez. Buradan 5 tane atlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane atlayıp 6.ya buraya bağlayacağım arkadaşlar. Buklemi yaptıktan sonra buraya bağlayacağım. Sonra burada buklemi yapacağım. Tekrar yukarıya ortaya geleceğim. Ortaya bağlayacağım. Tekrar yapacağım. Aşağıya 5 tane boşluk atlayarak aşağı yapacağım. Tekrar buraya bağlayacağım. Tekrar aşağı yukarı. Burada aşağıda 4 tane, yukarıda 4 tane yaparak 8 tane daha bukle yapacağım. 2 tanesini yaptım zaten arkadaşlar. Şimdi 6 tane daha bukle yapacağım. Ve peruğum bitecek arkadaşlar. Peruğu bitirdim arkadaşlar. En son tepede bakın. Burası tepe noktası. Burada da 8 tane yaptım. Dediğim gibi bağlayarak toplam 24, 12, 8 yani 44 tane saç teli oldu. Çok yoğun değil arkadaşlar. Güzel bir saç modeli oldu. Şimdi bunu bebeğimin başına yerleştireceğim. Bakın şöyle. Şurayı bulun arkadaşlar. Yani şu iki saç telinin ortada bu iki saç teline ayırdığı yerden geliş güzel bir yerden yapmayın arkadaşlar. Burayı
ortaya getirmeye çalışın. Bakın şöyle. Neden? Burada güzel bir görüntü oluşsun. Tam ortadan ayrılıyormuş gibi bir görüntü oluşması için buradan ön kısmını buraya getiriyorum. Şimdi şöyle bakın şu arttırma 1, 2, 3, 4. arttırmaya tam ortası burası arkadaşlar. 4. arttırma sırasının dibine getiriyorum. Tam ortalıyorum tabii ki. Şöyle ortalıyorum. Önce perumun tabanını yerleştirelim. Üstteki kısımlar şöyle. Burada bitirdiğim ipi de arkadaşlar içeri çekip iğne taktım. Birazdan onunla dikeceğim. Bu kez dikerek anlatacağım. Beni takip edenler biliyorlar. Genelde yapıştırıyorum. Bakın arkadaşlar şu tekli trabzanların dibine batarak dikeceğim. Şuraya değil, şuralara batarak dikeceğim. İleri geriye batıyorum arkadaşlar. Makine dikişi gibi biraz öyle yapmak istiyorum. Daha sağlam oluyor çünkü. Sonra ön tarafa. Böyle sıkı bir şekilde böyle devam edeceğim. Etrafını tamamen yerleştirip dikeceğim arkadaşlar. Tepesini diktim. Şimdi aşağıdaki saçlarını yerleştireceğim. Bakın böyle ortadan ayırıyoruz. Tam ortadan. Şu öndeki 3 saçı çok sıkıştırmadan arkadaşlar, yani aşağıya doğru çekmeden şöyle diğerinde biraz üst üste. Sonra sırasıyla diğerlerini önce ortadan, arka ortadan şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bunları asılabiliriz.
Düzgün bir şekilde iğneledim arkadaşlar. Şimdi ip takacağım. Kafamız ve gövdemiz hazır olduğuna göre şimdi birleştirelim. İkisinden de gelen hem kafadan hem gövdeden gelen ipe iğne taktım arkadaşlar şöyle. Şimdi kafayı güzelce doldurduk zaten. Yanakları belirginleştirdik. Şöyle ortasından bir yer belirliyorum. Parmağımla açıyorum ve kafayı yerleştiriyorum. Arkasını çevirip tam ortalı olmasına dikkat edin. Boyundan geçiriyorum. Ve kafadan. Tam ortalı olsun. Bu şekilde dikiyorum kafayı. İyice sıkıştıralım. Bir boyundan gövdeden alıyorum. Sonra kafadan. Burada 18 tane sık iğne var. Hepsini karşılıklı bu şekilde alarak dikeceğim. Böyle tamamlayacağım buraya kadar. Burada düğümleyip içeri çekeceğim. Yani buraya kadar dikip geliyorum arkadaşlar. En son buraya geçirdim iğnemi. Burada düğümleyeceğim. İpim biraz kısa kaldı arkadaşlar. Şöyle düğümleyip iyice sıkıştırın.
Şöyle aynı yerden. Düğümü içeri çekelim. Kafanızı yani kafayı şöyle sündürmeyin arkadaşlar. Yani yukarı doğru esnetmeyin. Boynu gıdısını şöyle içeri bastırın. Böylece bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.